arkadaşlar. Bugün sizlerle mayasız bir poğaça yapacağız. Harika bir poğaça, çok güzel olacak. İsterseniz tek tek malzemeleri saymayalım. Bir yandan yapalım, bir yandan da malzemelerimizi saymış oluruz. Burada bir paket 250 gram margarinim var. Tereyağı da kullanabilirsiniz. Onu yoğurma kabımıza alalım. Bir su bardağı yoğurdumuz var. Bir su bardağı sıvı yağ. Burada iki yumurtam var. Yalnız bir tanesinin sarısını üzeri için ayırdım. Bir tam yumurta, bir de akı var yani. Onu da ilave ediyoruz. Önce sıvı malzemelerimizi ilave edelim. Bir güzel karıştıralım. Bir yemek kaşığı sirkemiz var. Burada ise iki yemek kaşığı şeker, iki silme yemek kaşığı kadar da tuzumuz var. Bunu undan sonra ilave edeceğim. Önce sıvı malzemelerimizi biraz karıştıralım. Margarinimizin oda ısısında olması gerekiyor ki güzel birbiriyle karışsınlar. Şöyle bir güzelce sıvı malzemelerimizi önce karıştıralım. Un miktarımız yaklaşık 6 bardak kadar gidecek ama bu her zaman yumurtanın büyüklüğüne göre dahi değişebilir. Yavaş yavaş kontrollü bir şekilde ilave edeceğiz. 2 paket de kabartma tozum var. Evet, yavaş yavaş azar azar unumuzu ilave edelim şimdi. Sayarak gidelim, bakalım kaç bardak kullanacağız. Bir su bardağı ilave ettim. İki. Şimdilik 4 bardak kadar koyuyorum. Burada 2 paket kabartma tozum var. İkisini de kullanacağım. Ve bu aşamada tuzumuzu ve şekerimizi de ilave edebiliriz. Şimdi güzel ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğuracağız. Poğaçamız mayasız, bekleme süresi yok, mayalandırma süresi yok. Çok pratik bir poğaça. Hemen canınız poğaça çektiğinde beklemesi olmadığı için gerçekten çok güzel oluyor. Şimdi ben kıvamını alana kadar azar azar un ilave ederek yoğurmaya devam edeceğim. Evet arkadaşlar, hamurumuzu ben yoğurdum. 6 bardak demiştim size ama her zaman bu un miktarı değişebiliyor. Yaklaşık 7 bardak kadar un kullandım ben. Hamurun kıvamını şöyle göstermek istiyorum size. Kesinlikle sert bir hamur olmasın. Yani bu şekilde yumuşakça bir poğaça hamuru yoğuruyoruz. Şöyle patates kesme aletiyle şekil vermeyi düşünüyorum ben bu sefer. Şöyle hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp hafifçe şöyle yuvarlayalım. Ve aletimizin üzerinde şöyle yaydıralım. Siz dilediğiniz iç malzemesi kullanabilirsiniz. Ben bugün ekşimikli yapıyorum. Ekşimik, maydanoz ve bir yumurta akını karıştırdım. İç malzemesi olarak bunu kullanıyorum. Ama her türlü içten de yapabilirsiniz tabii ki. Ve şimdi yavaşça kenarlarından kaldırarak alt kısmını poğaçalarımızın kapatalım. Ve üzerinden alabiliriz. Şu şekilde tepsiye diziyorum. Evet arkadaşlar, poğaçalarımızın bir tepsisini yaptım. Hala daha hamurum var. Zannedersem bir tepsi daha çıkacak. Söylediğim gibi ben 6 bardak un dedim ama 7 bardağa yakın un aldı. Bunu her zaman 5 bardaktan sonra kontrollü bir şekilde kullanalım. Yumuşak bir hamur yapacağız ele yapışmayan. Evet, şimdi yumurta sarılarını sürüyorum.
Şekillerimiz çok güzel oldu fakat piştikten sonra nasıl kalacaklar ben de çok merak ediyorum. Dua edelim de şekilleri bozulmasın. Evet, yumurta sarılarımızı sürüyorum. Daha sonra çöre kutu serpeceğim üzerine. Serpip serpmemek sizin tercihinize kalmış bir şey. Fırınımı bu arada çalıştırdım 190 derecede. Önceden ısıtılmış fırında kızarana kadar pişireceğiz. Yumurta sarılarımızı sürdük arkadaşlar. Şimdi üzerlerine çörek otu serpiştirelim. Tabii bu aşamada susam da serpiştirebiliriz. Haşhaş olabilir. Tamamen tercih size kalmış ya da hiç kullanmaya da bilirsiniz. Evet arkadaşlar, poğaçalarımız pişti ve harika oldular. Mayasız ve bekleme süresi olmayan şipşak yapabileceğiniz bir poğaça olduğu için kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Eminim çok beğeneceksiniz. Kanalıma abone olup videolarıma yorum yaparsanız çok sevinirim. Şimdilik benden bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.